İyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. Ödem ve ödem türlerinden başlayalım. Evet, ödem. Maalesef birçok ödem türü var. Mesela böbrek zafiyeti olursa, böbrekler kanı temizleyemez, süzemez, arıtamazsa yavaş yavaş ödem problemi ortaya çıkar. Bazı insanlar herhangi bir ameliyattan sonra, kalp damar ameliyatı, safra kesesi ameliyatı veya başka ameliyattan sonra kanda dolaşan pıhtı böbreklerdeki nefron dediğimiz süzgeç hücreleri tıkarsa kişi artık idrarını yapamaz hale gelir. Vücudu sıvı toplar, balon gibi şişer. Bunun tedavisi mümkündür, çok kolaydır. Huş forte diye çok güzel bir formül geliştirdik bunun için. Altın başak otu, huş yaprağı, ekstraktı vesaire. Ödemin bir başka sebebi kalp damar zafiyeti. Damarlarda sızma oluyorsa, iç organlara yani damarlarda zafiyet oluşmuşsa, damarlar toplamış olduğu sıvının bir kısmını kaçırıyorsa, vücutta ödem oluşmaya başlar. Buna karşı ne yapılabilir? Damarları güçlendirmek için alıç, oğul otu biberiye, at kestanesi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan alıç forte. Kullandığı zaman damarları güçlendirir, çok kısa sürede kişiyi sağlığına kavuşturur. Bir diğer ödem türü ise bacaklarda oluşan ödem. Yani bunun da birkaç türü var. Mesela damar zafiyetinden dolayı oluşan ödemler, bir de lenf sisteminin zafiyetinden oluşan ödem. Tek bir bacakta veya iki bacakta oluşan ödem veya kolda, sağ kolda veya sol kolda oluşabilen ödemler lenf zafiyetinden nedeniyle ortaya çıkıyorsa, buna yoğurt otu forte diye çok güzel bir formülümüz var. Bir de anjiyo ödem nedeniyle oluşan ödem söz konusu. Anjiyo ödem yani alerji nedeniyle. Bazı kurdeşen hastalarında anjiyo ödem dediğimiz alerjik ödem ortaya çıkar. Anjiyo ödem olan şahsın bazılarında dudağı böyle şişer, balon gibi sarkar. Bazılarının göz kapağı balon gibi şişer, yüzünü kapatacak hale gelir böyle. Bazılarının boğazı şişer, aniden hemen tedavi edilmezse nefes alamaz, Allah korusun. Anjiyo ödem çok tehlikelidir. Eğer boğazda bir şişme olursa boğazı tıkar, nefes almasını önler, ölüme bile sebep olabilir. Çok tehlikeli. Anjiyo ödem olan kişilerin yanlarında mutlak suretle buna karşı ilaç bulundurması gerekir. Anjiyo ödemi tetikleyen iki sebep vardır. Bir, midede gastrit ülser varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Bunun için çok güzel bir formülümüz var, tonik. Fakat %80 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Bunun içinse aloe vera. Yani rahatsızlığı bilinirse sebebi, ödemin sebebi nedir? Kalp damar mı? Böbrekler mi? Lenf sistemi mi? Alerji mi? Bilinirse bunun sebebi, tedavisi mümkün. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar maalesef ne yapıyor? Tuz kullanıyor. Her şeyde, her yerde kullanıyoruz. Tuz, 50 yıl öncesine kadar tuz, sofra tuzu diye bir tuz yoktu. Ne tuzu vardı? Kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu vesaire. Doğal tuz vardı. Rahmetli babam tuz getirirdi. Tuz değirmeni vardı, öğütürdü. Hayvanlar için renkli tuz, bizim insanlar için beyaz, parlak tuz kullandırdı. Fakat sonra modernleştik, hamdolsun. Ne oldu? Modernleşmek, sanayileşmek, endüstri birçok tehlikeyi de bir arada getiriyor. Ne oldu? Mineralleri ayrıştırdılar, kimya sanayinde kullandılar. Geriye sodyum kaldı. Sodyum parlatmak için alüminyum oksit, alüminyum silikat ve titan oksit gibi toksik maddeler katıldı. Parlatıcı, renk verici, beyazlatıcı. Bu sofra tuzu böylece, evet, bir kilosunda az miktarda birkaç gram var ama çok çok tehlikeli olduğu için vücut bunu depoluyor. Titan oksit, alüminyum oksit, alüminyum silikat. Nereye gidiyor? Lenf sistemine, sinir sistemine, beyne. Sofra tuzu bu nedenle tehlikelidir. Damar sertliğine sebep olur. Bir, asidoza sebep olur. İki, ödeme sebep olur. Üç, şimdi şu gördüğünüz tuz ne tuzudur? Himalaya tuzu, kaya tuzu. 300 milyon yılda oluşmuş bir tuzdur.
300 milyon. Evet. Tadı nasıl bakalım? Güzel bir tadı var. Bu tuz diğer tuzdan farklı. Neden farklı? Himalaya tuzu 84 çeşit mineral içerir. Bir insan vücudunun ihtiyacı olan bütün mineraller var. Mükemmel. Dört dörtlük bir tuz. İnsan vücudunun ihtiyacı olan bütün mineraller var. Bu birinci kalite tuz. Bir de bunun renkli pembe olanı var. İkinci kalite. Banyo tuzu olarak kullanılır. Şimdi bu neden kristal? Bir de mat olanı var. Mat olanı banyo sabunu olarak kullanılır veya mumluk olarak kullanılır. Bu kristal şeklindeki tuzun kristal şeklini almasının sebebi denizlerin aniden kuruması ve büyük bir basınçla sıkışmasıyla tuz ortaya çıkıyor, kristalleşiyor. Bu şuna benzer. Kömür büyük bir basınçla sıkışırsa binlerce ton ağırlıkla elmas ortaya çıkar. Elmasla kömür nedir? İkisi de karbondan meydana gelir. İkisinin de ham maddesi karbon. Elmas, yani kömürün bir kısmı tonlarca ağırlıkla sıkışarak elmas oluşuyor. Diğer, yani kimyasal yapısı aynı, fiziksel yapısı değişiyor. Küp şeklini alıyor içindeki bağ dokusu. Kömürde ise böyle bir yapı olmadığı, dağınık olduğu için kömür şeklinde kalıyor. Bu kristal tuz da sadece 84 çeşit mineral içermiyor Himalaya tuzu. Aynı zamanda güneş enerjisini de absorbe ediyor, içinde saklıyor. Aynı zamanda enerji depoluyor. Yani 84 çeşit mineral artı enerji deposu. Himalaya tuzu. İşte efendim deniyor ki 200 gram, 1 gram tuz fazla kullanırsanız yemekte, sofrada ortalama insanlar 4-5 miligram gram tuz kullanıyor. 1 gram fazla tuz 200 mililitre, yani bir bardak dolusu suyu kendine çeker. Ne kadar tuz o kadar ödem oluşur. Doğru. Sofra tuzu böyle. Tehlikeli. Sofra tuzu damar sertliğine sebep olur. Kalp damar rahatsızlığını tetikler. Bir. Ödeme sebep olur vücudun böbreklere, karaciğere ve organların hepsine zarar verir. İki. Asidoza sebep olur. Kemik erimesine sebep olur. Bakteri, virüs ve mantarlar asidik ortamda hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Üç. Sofra tuzu tehlikeli bu nedenle. Himalaya tuzu tam aksine 84 çeşit mineral içerdiği için asidozu önler. Bir. Damar sertliğini önler. İki. Çünkü kalsiyum da var. İçerisinde 84 çeşit mineral var. Asidozu önler. Yani sofra tuzu ne kadar tehlikeliyse Himalaya tuzu o kadar faydalı. Şimdi diyeceksiniz ki ya nereden bulalım Himalaya tuzu? Evet, yani izleyicilerimiz bunu kesinlikle merak edecektir. Nerelerden bulabilirler? Gemiyle gelir yolda. Yarın bir gün biz getiriyoruz Himalaya tuzunu Pakistan'dan. Şimdi Pakistan'da bu çok ucuz aslında. Sudan ucuz derler ya, öyle ucuz. Fakat gemiyle geldiği için bir, gümrük ödediğimiz için iki, vergisini ödediğimiz için üç, birazcık maliyeti çıkıyor. Normal olarak da Himalaya tuzunu bazıları 20 liraya satıyor, bazıları 60 liraya satıyor kilosunu, bazıları 30 liraya satıyor. Fahiş fiyat. Allah bu milletten, bu zalim insanları korusun. Amin diyelim. Evet. Biz kaç liraya satacağız bunu? Kilosunu 5 liraya. 5 liraya kurtarıyor. Biz de kar ediyoruz. 50 liraya satıyor, o da kar ediyor. 5 liraya satıyoruz, biz de kar ediyoruz. Yani neden insanlara bu zulüm? Anlamış diyelim. Allah akıl fikir versin inşallah. Evet, siz bunun satıyorum derken sizden alabilirler mi izleyicilerimiz? Tabii tabii. Bu hafta teslim alacağız. Pakistan'dan getiriyoruz. Biz kendimiz direkt getiriyoruz. Evet. Evet. Ses kısıklığının nedenleri diyelim o zaman. Nedir? Ses kısıklığının nedenleri. Ses neden kısılır? Evet. Efendim, gırtlaktan, yani akciğerden çıkan hava ses telini titreştirerek, titreşim vererek ses oluşur. Nefes alırken ses telleri ayrıktır. Hafif ayrıktır böyle. Konuşurken
O artık Allah'ın bir takdiri. O kadar mükemmel bir hale geliyor ki. İşte ses, akciğerden çıkan ses, sese dönüşüyor. Hava, ses tellerini sese dönüştürüyor. Zor bir şey. Şimdi, bazı insanlar, La ilahe illallah Muhammed Resulullah ne yapıyor? Sesini kötü kullanıyor. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor vesaire vesaire vesaire. Bir de bakıyorsun vatandaşın sesi gidiyor. Şimdi benim tanıdığım bir vatandaş binanın 6. katında oturuyor, çatı katında taksi sürüyor. Ta sokağa girdi mi başlıyor korna basmaya. Çocuk yani getireceği bir iki poşet yiyecek içecek getiriyor. Çocuklarına, hanımlarına haber veriyor ta 200 metreden. Aşağı inip ben geliyorum. Ya ne getiriyor? Ekmek getiriyor, domates, herkes alıyor yani. Görgüsüzlük. Vatandaşa hava atıyor. Ben geliyorum. Geliyorsun cehennem dibine gel. Vatandaşı rahatsız etme hakkın yok ki değil mi? Bir sürü insan oturuyor. Artık bıkmıştı millet. Kornaya basıyor taksici tabii. Çocukları, hanımı koşa 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 aşağı iniyorlar. Sanki bu vatandaş hazine getiriyor. Getirdiği her vatandaşın evine getirdiği ekmek, domates, biber her neyse. Yani kültürsüz, cahil bir insan. Törpülenmemiş maşallah. Yani her seferinde böyle kornaya basıyor. Bir de bağırıyor az gecikseler nerede kaldınız falan. Aşağıdan bağırıyor yukarı doğru. Binada oturan Allah'ım şu adamdan kurtulsak ya falan diye dua ediyorlar. Ve aradan yıllar geçti. Vatandaşla karşılaştım tanıyamadım. Gırtlak kanseri olmuş. Gırtlağına bir tane alet takmışlar buradan. Beni tanıdın mı diyor. Bir cenazede. Orada bulunuyordum. O da oraya gelmiş. Tanıyamadım dedim. Ya sen beni nasıl tanımasın? Ben taksici falan. Allah Allah dedim. Ya adam gençti, dinçti, dinamikti. Koşturuyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Havalıydı. Kanser olmuş. Bitmiş. Bağıra bağıra. Sesini kötüye kullanmak tehlikelidir. Allah'ın verdiği nimeti kötüye kullanmayacaksın. Her nimetin değerini bileceksin. Sağlığın değerini bileceksin. Sesini de kötüye kullanmayacaksın. Bazıları bağırıyor, çağırıyor. Biraz yüksek tonla hareket ederse çok hassastır ses teli. Zarar verirsin. İltihaplanır. Bakteri, virüs, mantar kapar. Kaparsa da yavaş yavaş gider. Ses kısıklığı olursa kişi de birkaç gün içerisinde ses kısıklığı kendiliğinden geçer. Dinlenirse kişi. Fakat geçmiyorsa, sürekli bir ses kısıklığı varsa ya doktora gidip hemen muayene olması gerekir. Gırtlak kanser olma rizikosu var demektir. Tehlikeli. Hangi meslek dallarında ses kısıklığı daha çok görülür? Çok bağıran siyasetçiler, politikacılar meydanlara çıkıp durmadan bağırıyorlar, bağırıyorlar. Kanser olurlar sonra gırtlak kanseri. Çok bağırıyorlar. Ben haklıyım, sen haksızsın vesaire vesaire. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Politikacılar çok gırtlak kanseri olabilir. Efendim saz sanatçıları vesaire. Yani ses sanatçıları o kadar bağırmıyor da. Yani bağırarak çağırarak böyle satış yapanlar vesaire vesaire. Dikkat mesela bu pazarlarda satıcılık yapanlar sürekli bağırıyor. Bağırmak yani böyle sürekli bağırmak tehlikeli. Gırtlak kanseri olma rizikosu veya en azından sesini kaybedebilir. Riziko çok büyük. Dikkat etmek gerekir. Dengeli hareket etmek gerekir. Yani cahilin şeyi yok. Evet. Evet. Şimdi geçici olarak eğer ki ses kısıklığı olmuşsa ne yapacağız? Buna karşı ne var elimizde? İşte Afrika ıtırı, ıtır dediğimiz bu Pelargonium zidoides, Pelargonium ıtır çiçeği. Biz bu ıtırın kökünden, çiçeği değil ama kökünden, kökünün ekstraktı ses kısıklığına karşı farenjit, sinüzit, bademcik yani yukarı nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiştir. Ha bir de hıçkırık var. Bazı insanlar da sürekli hıçkırırlar. Hıçkırığa karşı da dereotu yerse kişi hıçkırığı hemen keser. Böyle birkaç kişiyle karşılaşmıştım. Sürekli hıçkırıyor. Tuttu mu da devam ediyor. Bu tür rahatsız olanlar yani az biraz bir demet dereotu yediklerinde hemen hıçkırığı keser. Böyle bir rahatsızlık da söz konusu.
Evet, sarı nokta nedir? Sarı nokta hastalığı, evet, makula, yaşa bağımlı makula dejenerasyonu denir. Zamanla kişi yaşlandıkça görme zafiyeti başlar. Neden, niçin? 70-75 yaşlar arasındaki insanların %50'sinde, 90 yaşındakilerin hemen hemen hepsinde sarı nokta hastalığı olabilir. 60 yaşın üzerindeki insanların %25'inde makula hastalığı maalesef çok çok yaygın. Makula nedir? Makula veya sarı nokta. Gözümüzü elmaya benzetelim. Dışarı bakmış olduğumuz cisim, herhangi bir cisim, mercekten kırıldıktan sonra gözün arkasında, retinada sarı nokta tarafından bu cisim şekil verilir, beyne iletilir. Bakmış olduğumuz cismin merkezi makula tarafından değerlendirilir. Çevresindeki resimse makulanın etrafındaki periferik dediğimiz çevre sinir tarafından resme dönüştürülür. Yani %90 makula, bakmış olduğumuz cismi, herhangi bir şeyi resme dönüştürürken fotoğraf gibi çıkacak, durmadan fotoğraf çıkar. %10'unu ise periferik çevre. Şimdi zamanla buradaki kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle kılcal kan, çok hassas bir kılcal kan dolaşımı var. Yani retinanın etrafında ağ tabakası var. Elmanın etrafını saran kabuk gibi, balıkçıların ağına benzer çok yoğun bir kan dolaşım sistemi olduğu için ağ tabakası denir. Karmaşık bir ağ yapısı var. Burada damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olursa göz beslenemediği için yeni bir damarlar ortaya çıkar. Yeni damarlar gözü beslemek için oluşur. Sonradan oluşan damarlar orijinal damarlar gibi dört dörtlük mükemmel olmadığı için hafif kaçak yapabilir, sızıntı, yani sıvı kaçırabilir. Kaçırırsa ne olur? Makulanın arkasındaki bu sıvı kaçırma olayı zamanla körlüğe kadar götürür. İki türlü sarı nokta hastalığı var. Bir, kuru. İki, yaş. Yaş demek bu damarlar, sonra da oluşan damarlar sıvı kaçırır. Tam sarı noktanın arkasındaysa buradaki sıvı da körlüğe kadar götürür. %10 bu tehlikeli. Yaş olan tehlikeli. Kuru olanı, retinanın içerisindeki cisimcikler zamanla makulaya, sarı noktaya düşer ve önce bakmış olduğu cismi, mesela bir kişiye bakıyor diyelim. Kişinin yüzünü tam seçemez. Yavaş yavaş sonra orayı bir siyah nokta gibi görmeye başlar, yüzünü. Çevreyi görür, yüzü görmez. Yani kişiye bakar, yüzünü göremez, saçlarını vesaire görür. Evet, tedbir alınırsa tedavi edilebilir. Çünkü bunun sebebi buradaki kılcal damarların içerisinde oluşan yağlama, daralma, sertleşme. Bu da genellikle kimde olur? Şeker hastalarında olur. Diyelim ki 30 yaşına geldi, şeker hastası tespit edildi. 10 yıl sonra şeker hastasında makula rahatsızlığı %25'leri bulur. Şeker hastalarında 10 yıl sonra. Yani tedavi edilmezse. 30 yıl sonra şeker hastalarının %50'sinde bu durum ortaya çıkar. Bu nedenle şeker hastalığına yakalanan kişi hemen tedavi olmalı. Aksi takdirde damarlardaki yalanma, daralma, sertleşme, irelde sarı nokta hastalığı, yani yaşlanmaya bağlı makula dejenerasyonu denir. Yaş YBMD böyle, yani kısaltılmış. Yaşlanmaya bağlı makula dejenerasyonu. Hemen tedavi olmak gerekir. Ben bundan 20 yıl önce bunun çok daha ağır bir rahatsızlığına yakalandım. Neymiş? Silindir hastalığı. Göz doktoruna gittim. Akşam geç vakitte, yani gece araba sürerken ışığın etrafında halka görüyordum. Doktora gittim, dedim ki ya ben ışığın etrafında bir halka görüyorum. Baktığım zaman cismin, dedi ki sende silindir var. Ne silindiri? Elma gibi olan göz armut gibi olmuş. Yani biraz böyle basınç şekli bozulmuş.
baktığım zaman cisim sarı noktaya yansımıyor, hafif yanına yansıyor. Bu da cismin etrafında halka varmış gibi bir görüntü veriyor. Ne olacak dedim? 10 bin kişide bir kişi de olur. Ne olacak? Tedavisi yok. 10 bin kişide bir kişi olur zaten bilinmiyor, anlaşılmıyor. O da sana rast gelmiş. Hayatına küs, bununla yaşamayı öğren. Bununla yaşamayı öğren. Ben çözerim dedim, çözerim. 6 ay iksir. Bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytinyağı, kakule içerir. 6 ay iksir içtim ama nasıl korkumdan günde 5 defa yarım çay bardağı içtim, içtim. Çok içtim. 6 ay sonra tekrar göz doktoruna gittim. Bir muayene etti. Dedi ki silindir yok. Ne olmuş silindir? Yok dedi. Çağırdı hemşirelerini. Dedi ki adamın dosyasını mı karıştırdınız? Yok efendim dedi. Dosyası burada. Yazıyor. Araştılar, karıştılar. Senindeki silindir ne oldu? Ne oldu dedim. İksirle yok oldu. İksir nedir? Dedim o bana ait bir buluş. İyi tamam şanslısın dedi. Neyse bilmiyorum. Hadi güle güle. Yani iksir kullandığı zaman bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. 120 bin. Bu damarların hepsinin içindeki plaklar çözülür. Damar eski, normal, orijinal haline gelir. Bu süreci hızlandırmak için bir de spirulina var. Spirulina nedir? Spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 1. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 içerir. Balık yağlarındaki yağların en kalitelisi. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler. Yani uzaya giden, NASA'ya giden, astronotların yanında götürdü. Tencere tabak yemek götürmediler, elma armut götürmediler, makarna yapmadılar. Ne yaptılar uzayda? Yemek yapmadılar. Ne yaptılar? Salata falan da götürmediler. Yiyecek bir şey götürmediler. Sadece spirulina götürdüler. Bir. İki, su götürdüler. Su ve spirulina. Bir kişi 40 gün hiçbir şey yemese sadece biraz zayıflar ama vitamin, mineral, enzim, amino asit ihtiyaçlarının hepsini spirulinadan karşılar. Günde 3 defa 2'şer tane almak şartıyla. Ha bizim üretmiş olduğumuz spirulina piyasadaki Avrupa, Amerika, Asya'da ve Türkiye'de üretilen spirulinadan farklı. Farkı ne? Kortisep içerir bir, antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici. Sinirlot içerir 2, laden gülü içerir vesaire vesaire. Yani biraz farklı özellikleri var. Diğerlerinden farklı elhamdülillah. Evet, Morbus Crohn nedir diyelim o zaman? Morbus Crohn. Morbus nedir? Morbus hastalık. Morbus Crohn normal olarak ülseratif kolit nedir? Kalın bağırsak iltihaplanması. Morbus Crohn ise sadece bağırsaklarda değil, aynı zamanda ince bağırsak, kalın bağırsak, midede dahi ortaya çıkabilir. Bu ülseratif kolit gibi yara oluşur. Morbus Crohn. Bazen nadiren yemek borusunda dahi bu Morbus Crohn ortaya çıkabilir. Morbus Crohn işte yapılan araştırmalara göre %30, kalın bağırsakta %45, ince bağırsakta işte yüzde şu kadar. Hem kalın bağırsakta, hem ince bağırsakta, hem midede gözükür. Peki, belirtileri nedir? Aynı kişide apentismiş gibi, efendim, sağ kaburganın, karaciğerin altında, böyle kasığında ağrılar olur. Ve kişi çok yoğun defacet yapmak için lavaboya gitmek zorunda kalır, ishal olur. Tedavi edilmezse, işte yaralar zamanla Allah korusun ne olur? Ameliyatla bazı ince bağırsak, kalın bağırsak veya midede ameliyatlara kadar gidebilir. Evet. Bunun için ne yapmak gerekir? Morbus Crohn'a karşı aloe vera ve tonik kullandığı zaman kişi yavaş yavaş ortadan... Günümüzde diyorlar ki ne diyorlar? Bilim adamları, ya sebebini bilmiyoruz. Sebebi bakteri, virüs, mantar ne olabilir başka? Aşırı kimyasal ilaç kullanma. Bakteriye karşı tonik, Helicobacter pylori tetikleyebilir. Mantara karşı aloe vera jel, virüse karşı kortisep ve kara halile. Bunları düzenli kullandığı zaman kişi, iksir tonik, kara halile kortisep, kolit çayı, enfeksiyon çayı,
Ha, morbus Crohn'un tedavisi zaman alır. Tabii hemen bu gastrit gibi bir ayda iyileşmez. Bazıları sabredemiyor. Diyor ki ya 3 aydır kullanıyorum, ne zaman iyileşecek? Morbus Crohn'dan iyileştiğine şükret. Biz çok çok daha ağır ülseratif hastalarını bile iyileştirdik hamdolsun. 15 yıldır Atilla Bey Hollanda'da yaşıyor. Sosyal hayatı bitmiş. Çalışamıyor. Sokağa çıkamıyor. Çünkü sürekli ishal. 10 defa, 15 defa lavaboya gidiyor. Hiçbir şey yemiyor. Yediği şey o yaranın üstüne geldiği zaman hemen tuvalete gitmesi gerekiyor. Yanıyor. Sürekli lavabo, sürekli lavabo. Altını bezleyecek hali yok. O kadar koskoca adam ne yapsın? Sokağa çıkamıyor. Çıksa lavabo hemen hiçbir şey yemiyor. Yani sokağa çıkacağı zaman da 2-3 saat önceden bir şey yemiyor. Hamdolsun bu vatandaşımız ne oldu? Normal yaşar hale geldi yani. Normale döndü bütün hayat. Evet. Migren rahatsızlıklarıyla devam edelim. Bu da çok önemli rahatsızlıklardan bir tanesi tabii ki. Yani baş ağrısı gibi geliyor ama sonra ilerleyince migrene dönüşüyor. Evet, migren çok çok tabii ki beyni de yani ilim adamları 100 milyon nöron sinir hücresi. Ve 100 milyon nöron 100 milyar defa birbiriyle böyle haberleşiyor. Telekomünikasyon şebekesi dünyanın en kompleks telefon. Dünyadaki bütün internet şebekeleri yeni doğan bir çocuğun beynindeki sinir hücrelerinin 1/10 kadar. O kadar kompleks bir beyin yapısına sahibiz. Dünyanın en karmaşık, en kompleks yapısı. Bu sinir hücreleri nörotransmitter denen organları uyarıcı hormonsu bir madde depolu bulunur. Mesela nedir bu? Ne işe yarar? Sırası zamanında geldiği zaman sinir hücreleri, bu sinirlerde depolu olan, sinir hücrelerinde depolu olan nörotransmitterler harekete geçer. İşte kalp atışını yavaşlat, kalp atışını hızlandır, mideyi çalıştır, komut verir. Bu nörotransmitterler organların, kasların faaliyeti, konuşma, el hareket vesaire vesaire. Biz bunu konuşuyoruz, yapıyoruz ama hemen bunların yapılması için beynimiz şuur altı hemen bunu şuna şu kadar, buna şu kadar, şuna şu kadar üret, 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 emir veriyor. Sürekli komut oluyor. Saniyede bir insanın beyninde 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Saniyede. Ben mesela laboratuvarda çalışıyordum. Bir deney yapmak için bir hafta, iki hafta çalışıyorduk. İnsan beyninde saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. 500 katrilyon saniyede. Sürekli emir yağıyor. Şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap. Protein oluştu vesaire vesaire. Şimdi bu nörotransmitterler salgılanırken serotonin hormonunun beyinde salgılanmasında bazı arızalar ortaya çıkıyor. Arızalar dengesizlikten. Bu nedenle sinirler, damarlar iltihaplanıyor. İltihaplanırsa sinir kökünde, beyin kökünde o zaman baş ağrısı başlıyor. Migren, yarım baş ağrısını, migren tam baş ağrısını vesaire bu tür durumlar ortaya çıkıyor. Ha buna karşı serotonin hormonu alırsa kimyasal olduğu için çok çok yan tesiri var. Ne yapmak gerekir? İki türlü çözümü var. Bir, hormon anormalliğinden kaynaklanıyorsa serotonin hormonu fazlalaşmışsa aşırı oranda serotonin hormonu varsa sarı kantaron forte. Biz bunun fortesini ürettik. Sadece sarı kantaron değil, aynı zamanda birçok bitkinin ekstrakti içerir. Sarı kantaron nörotransmitter yani sinirsel nedenlerle ortaya çıkan bir sinir iltihaplanması varsa sarı kantaron. Beyine kan akışında zafiyet var da bu zafiyetten dolayı kansızlık söz konusu ve bundan dolayı bir baş ağrısı varsa bunun içinde ginkgo forte yani bilmek lazım. Evet. Eğer bilemiyorsak rahatsızlığın sebebi sinirlerdeki iltihaplanma yoksa beyinde kan akışındaki yetersizlikten mi kaynaklandığını bilemiyorsan ginkgo ve sarı kantaron forte ikisini birlikte kullanmak gerekir. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.